Beşiktaş'ın ve Şenol Hoca'yı beni şaşırtan, hatırlarsan geçen hafta şöyle bir yorum yaptım. Cuma günkü maç normalde etkiler ama Şenol Güneş'in takımlarını pek etkilemez. Çünkü Porto deplasmanında bir puan iyi iken Beşiktaş Talisca sahadaydı, Quaresma sahadaydı, Babel sahadaydı, Cenk sahadaydı. Bakın 4 tane oyuncuyla 3-1 kazandığı maçta. Ve ne dedik biz ya? Yani helal olsun yani. Ölürsem bir kere öleyim dedi. Ölürsem bir kere ölecektim bugün. Ne oldu? Bir şekilde şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Vodafone Park'ta oynanan maçları hayal ettiğimiz zaman o baskıyı, taraftar ve hakem baskısını göreceğini bilmiyormuş Şenol Hoca. Defalarca yaş. Ya o zaman 6'da 6 yapan takımla oynarsın. Kaybedersen de kaybedersin. Peki o 6'da 6 yapan takımda son dakikalarda Burak'ı sen niye çıkardın? Bu haftayı hesaplayarak. Kart hesabın başladı. O zaman niye o hesabı yaptın? Zaten ona top gönderemeyeceksin. Evet. Bu arada Fatih Hoca da senin 6'da 6 yapan takımını gördüğü için Ndiaye'yi feda etti. Fernando'yu donku koydu. Bak. Soru işaretli Lines mi Mariano mu derken yok dedi. Daha kuvvetli bir takım çıkartayım ben dedi. Bakın Beşiktaş'ın kadrosunu Fatih Hoca beklemiyordu. Fatih Terim'in kadrosunu da Şenol Hoca beklemiyordu. Fatih Terim'in değişikliği bütün takımı etkilemez. Ama Beşiktaş'ın bu üçlüsü Burak'ı da etkiler. Oyunun sonlarındaki Laiç'i etkinliğini gördük. Sol açık Laiç'i etkiler. Çünkü Burak arkaya atılan toplarla etkili oyuncuyken sen arkaya Dorukhan'la, Necip'le ve Atiba'yla atamazsın. Maksimum Caner 50 metre atarsa atar. Ne Gökhan atar, ne Vida atar, ne de zaten uzak mesafe oldu, Miran atar. Dolayısıyla bakın silaha bak, Laiç, Burak. Tak arkaya. Veya Kagawa neyse. Yani hocanın stratejisi, maç önceki stratejisi bence cuma günü değişti. Beşiktaş, Başakşehir 1-0 kazansaydı çok farklı kadroyla çıkardı. Yani Başakşehir daha kendiyle hücum beraber Beşiktaş'ı da yaktı. Aslında Galatasaray da tedbirli çıktı bakın. O da Laiç'i forvet arkası oynayacaklarını diyordu Fatih Hoca. O yüzden donku koydu oraya. Daha kalabalık. Ona dedi ki aman ha dönüşümlü evet, alın bu Laiç'i dedi. Aa bir baktı dönüşümlü alacak oyuncu kalmadı. Orası zaten boş. Teknik analiz de bu.